Hep heyecan var ama bugün yine bir tatlı bir heyecan. Çünkü yanımda iki tane dev oturuyor. Bir tanesi Türk sinemasının, Türk aslında Türk düşünce tarihinin diyeyim, öyle söyleyeyim. Çok değerli bir ustası. Diğer yanımda da Türk spor tarihinin çok duayeni, çok büyük bir ustası. Hemen tanıtıyorum. Arif Keskiner ve Bülent Karpat. İkinizle de bugün birlikte olmaktan dolayı dizlerim şu anda titriyor. Aslında bu işin böyle keyifli bir tarafı var. İşte ekranın gücü, kameranın gücü bizi sizlerle buluşturuyor. İnanın ben ondan dolayı çok heyecanlıyım ve çok gururluyum. Çok güzel bir kitap evindeyiz, harika bir kitap evindeyiz. Aşağıda çok değerli konuklar var. Akademi kitap evi diyelim bari. Akademi kitap yani evindeyiz. Çok, evet. Çok eski, 150 yıllık. 150 yıllık. Akademi. Zaten aslında Arif çok daha iyi bilir o günleri, onları. Evet. Belki o da şey yapacaktır. Aslında evet. Burada olmamızın nedeni, kitap evinde olmamızın nedeni Arif Keskin. Evet, evet, tabii, evet. Bugün sağ olsun hocam da birlikte bu organizasyonu planladık. Size de hocam demek istiyorum. Teşekkür ederim. Bu şu masanın üzerinde kitaplara bakın. Yani kaçıncı kitap hocam bu? Dördüncü kitap bu elinizdeki. Dördüncü evet. Kitap. Evet. Yaşar Kemal'li anılar. Binbir çiçek, binbir çiçek diyoruz değil mi? Binbir renk, binbir, binbir çiçek. Renk, binbir çiçek, çiçek diyoruz pardon. Evet. Yaşar Kemal'li anılar. Ne zaman planlandı, nasıl başladı bu süreç? Ya aslında bu biraz batak bunun başlama öyküsü. Ben hep anılarımı yazıyorum evet. İşte bu çiçek gibi, yine mi çiçek, elbette çiçek diye üç tane böyle çiçekli olarak gidiyor. Bir çiçek sevgisinden bir mi kaynaklanıyordu? Ya bana Çiçek Arif diyorlar. Çiçek Arif. Lakabı öyle, Çiçek Arif. Çiçek Arif. Ondan sonra benim film şirketinin adı da Çiçek Film zaten. Evet. Oradan böyle gelen bir şey var da Çiçek Bar oldu. Bana Çiçek Bar oldu. Hiç bir yerinde yazmazdı Çiçek Bar diye. Herkes Çiçek Bar. Çiçek Bar. Yani ama bu evet. Çiçekten kaynaklı. Oradan devam etti. Şimdi bıraktı gerçi ama var 26 sene sonra. Bu anıları yazıyorum. Onu da işte bir çiçek gibi diye başladı. Sonra işte yine mi çiçek? Yine mi çiçek? Dedik. Bir daha yazdık. Elbette çiçek. Kendileri böyle şey olsun diye. Buna da bunun dördüncüyü de şey Yaşar abiyle falan hiç düşünmemiştim. Doğrusu. Ama anılara başlayınca Yaşar abiyle başlayayım dedim. Yani çiçekli anılar olacak. Sanki bu çiçek barın şeyiymiş gibi. Yani onun aurasındaki insanları anlatayım evet. istiyordum. Böyle portreler olsun evet. istiyordum. Yaşar abiyle başladım böyle. Bir 20 sayfa yazdım. Sonra olaya bakar mısın? Gittim şeye. Yaşar abiyle başladım. 20 sayfayı yazdım diyor. Yazdım. Yani evet. Yazdıklar. Şimdi bu arada da Yaşar abi bu bir ada hikayesinin 4. cildine yazacak. Bütün 11 sene böyle aralık var. Yani o da ona başlayamıyor bir türlü. Ben ona soruyorum, Yaşar abi ne zaman bitecek, bitecek kitap falan diyor. Ya tamam işte yazıyoruz falan diyor. Sen ne yapıyorsun, yazıyor musun? Ya işte mıymıyı diyorum ben de böyle şeyler falan. Sonunda başladım diye bunu aldım götürdüm. 20 sayfa okudum. İlk ondan başlıyormuş. Öyle başladım. Öyle başladım. 20 sayfayı okudum. Tamam dedi bu olmuş, ne güzel dedi. Ondan sonra yalnız dedi şuraya bak dikkat et. Orada anası diye yazıyorsun dedi. Daha o 20 sayfanın içinde. Evet dedim, anam dedi çok önemli kadındır, o Nigar Hatun dedi, onu hemen değiştir dedi, üstünü yaz. Hemen çizdim üstünü Nigar Hatun diye yazdık. Çok iyi. Böyle devam ettik. Çok güzel. Evet. Şimdi tabii burada bir beklenti var tabii, Yaşar Kemal'de anılar deyince bunun evet. devamı gelecek mi? Yani Bülent Karpatlı anılar, Ercan Arkatlı anısızlar. var mı böyle bir şey? Bir proje. Yani ne olacağını bilmiyorum şimdi böyle. Çünkü o zaman size şimdi o kadar çok çevreniz, sosyal çevreniz var ki, arkadaşlarınız var ki. Böyle bir yanlış mı söylüyorum? Şimdi hocam? Ama aslında tabii yani şimdi Arif orada başlamış 20 sayfaya. Hani o çiçek bar atmosferindeki birçok portreyi yani anılara katmak için. Ama Yaşar Kemal'e başlayınca başka anı kalmaz. Değil mi? Kalmadı değil mi? Bildiğin gibi öyle oldu. Öyle olmuştu. Öyle oldu. Şimdi başladım yazıyorum böyle gidiyorum 20 sayfa. Devam ediyorum. Bir sürü anı var. Yani... Yaşar abiyle ben 56 yılında tanışmışım. 56 yılında. Evet, 1956'da tanışmışım. Ben henüz fikirde bile yokum yani. Yani o zamandan bu zamana geçen bir sürü hikayemiz var. Yani süper. Anlat, sonsuz hikayeler var. Baba oğul gibi olmuşuz, abi kardeş gibi falan olmuşuz. Yani
Allah. Öyle olunca da böyle yazmaya devam ettim. Baktım 70 sayfa, 80 sayfa oldu. Tabii şimdi kaç sayfa hep, olduğunu? Hep Yaşar Kemal değil mi? Evet. Sayfa. Ama Yaşar Kemal de yani sayfalara mı sığar? Yani evet, anlatabilmez tabii ki. Şöyle söyleyeyim, işte 20 tabii sayfanın başlayıp sonra 70-80 sayfayla devam eden kitap şu anda önümdeki 480 sayfa. Evet, evet ve bu müthiş. Tabii ben hani şeyi soracağım, bu anılar deyince bunun içinden böyle seçme bir matrak bir anıyı isteyeceğim tabii ki sizden anlatmanızı burada ama isteyen, bunu okuyanlar ne içerik bulacak? Tabii çok da fazla şey vermeyelim, gelsinler alsınlar netice yok, itibariyle. Yok tamam da yani gene Yaşar abiyle geçen çok şey var. Örneğin böyle bir gün 1958 ya da 59 yılı galiba Galatasaray'da ben de bir kızla beraberim. Yani ama o böyle bir yıllık falan böyle bir ilişkimiz sürüyor falan. Yaşar abi arasın. Şeyde Galatasaray'ın köşesinde. O da yürüyerek geliyor ya Bağbahar'dan. Biz de akşamüstü o işten çıkmış kız. Böyle geziyoruz. Buluşma saatleri falan. Ya buluşmuşuz böyle beraber. Yaşar abiyle karşılaştık. Öpüştük, memüştük falan filan. Dedi ki lafın arasında hemen. Ya biz siz niye evlenmiyorsunuz dedi. Niye? Olaya bak. Tabii ya. Ben dedim ya. Yaşar abi yüzük alacak para yoktu. Daha nereden çıkartıyorsun? Evliliğim evliliğim. Elin cebine attı. Bir 100 lira çıkarttı. Al lan dedi. Git yüzük. Dedi. Bir tane yüzük al dedi. Onları da ben takacağım dedi. Abi biz parayı aldık gittik kapalı çarşı. İki tane yüzük aldık. 105 lira tuttu. Dedi ki 100 lira var. Bir de yazı parası olacak. 3,5 tabii lira. Değil mi? İçine yazı yazmak şey, lazım. Dedik ki 100 lira paramız var. Onu da Yaşar Kemal verdi. Verirseniz yüzükleri alırız. Yoksa gider başka yerden başka bir düşük evet altınlı bir şey alırız falan. Adam böyle çok sevdi bu açık kartliliği. Aldınız yüzükleri. Yüzükleri aldık. Yazdı adam. Evet. Sonra bütün arkadaşlarıma haber verdi. Bizim hep gittiğimiz bir meyhane vardı bir şeyde. Şimdi Nevizade oldu orası. Ha, Nevizade. Bir tane meyhane var desin. Öyle mi? Defterin meyhanesi. Defterin evet. Öyle mi? Laterna var. Laternalı değil mi? Laterna. Laterna. Laterna şey mi? Müzik şey mi? Müzik evet. Böyle laterna çalar. Çok hoş. Ya. Seslenmesi de Allah çok güzel. Allah Allah. O böyle cıngır cıngır cıngır. Kalmadı ya o şeyde. Orada onun üst salonu vardı. Küçük salon. 30 kişilik bir yer. Orayı pazarlık yaptık. Adam başı 10 liraya. Hı. Ondan sonra 59'da Yaşar abi eşini o zaman Gitilde rahmetliydi. Onlar da geldiler. Ama hep böyle ressamlar, şairler falan yani karikatüristler bilmem bir sürü arkadaşlarımız siz var artık çevremiz. Nikah düğün mü yapıyorsunuz yani bir nevi? Hayır, nişan ya da şey, nişan pardon. Nişan. Daha yüzük. Daha yüzük pardon, nişan. Nişan. Sazlar çaldı, bilmem neler çaldı. 33 kişi. Tamam mı? Süper. 33 kişi. Maşallah. Bir ara işte Yaşar abi kalktı, yüzüklerimizi taktı falan filan, böylece nişanlanmış olduk. Hayret bir şey. Süper. Ama çok, hocam ne kadar güzel, güzel değil mi? Evet. Yolda karşılaşıyor, ne kadar samimi duygular değil mi? Ya sizin zaten jenerasyonunuz hakikaten yok, kalmadı, bitti ve öyle de gelmiyor, devam da etmiyorsa. İşin ilginç tarafı bu. Çıkartıyor 100 lirayı veriyor. Alıyor parayı, sözde dinliyor yani. Ama, gidiyor tabii, kapalı çarşıya tabii, yüzük alıyor yani. Ama çok çok hani, dostluk yani. Yani nasıl kadar, bir şey bu ya? O kadar güveniyor ki yani o sanki çocuğu, arkadaşın evet, yani onu söyleme hakkında buluyor kendisi ve yapacağını da biliyor. Evet. Yapacağını değil da mi biliyor. Onun orada için, şeyi yok yani bir aklında, kafasında bir tabii, dostlar ya. O arada bir şey dostlar daha var. Herkes 10 lirayı ödedi yani, ben ödemedim. Yani bir imece usulü var ortada, tabii, yani. Tabii, bir imece yani durumu var yani. Yani benim 330 lira ödeyecek halim yok. Yok. Anlatamıyorum. 330 lira ödeyemiyoruz. 330'dan sonra. Herkese dedim ki 10 liraya pazarlık ettik defterle. Herkes 10 lirasını alsın gelsin. Ne kadar? 33 kişi. Burada var mı o? Bu dediğimiz burada var mı? Var. Abi, daha ne anılar vardır. Evet. Evet. Çok evet. Böylece nişanlandık evet yani. Peki o yıllardan devam edelim hocam. Yani sonra siz tabii meslek hayatınız başlıyor. Evet. Yani siz Arif Keskinler deyince içinde çok yani burada yani ne dakika yeter ne saat yeter hiçbir şey yetmez. Sinema film yönetmenliği var, yapımcılık evet var.
Var da var, yorumculuk var. Ya çok oyunculuk da var, oyunculuk da var. Alfred Hitchcock gibi arada. Evet, değil mi? Arada. Birer dakika, şey iki ama, dakika. O dönemin yönetmenler, yapımcıları böyle aralara giriyordu değil mi? Yani mesela ben Memduh Ünlü biliyorum, giriyor. Yapıyor. Zaten. Sefa Ünal aynı şekilde giriyor. Siz de yapıyordunuz yani. Girmeli ama değil mi Arif ya? Evet. O onun güzelliğidir o. Ben kesinlikle çok hoşuma gidiyor yani. Evet. Gördüğüm daha zaman. Böyle bir şey yönetmen yapıyor. Yönetmen orada gördüğüm zaman bir başka bir keyif alıyor. Şimdi şey yani. Bunlar iki sene önce falan böyle bir çocuk geldi, dedi ki Arif abisin dedi, bu Selvi Boylum al yazmalımdan dedi, filmden dedi, bir bölüm kullanmak istiyorum dedi. Final bölümünü filmde kullanmak istiyorum, izin verir misiniz dedi. Bir aşk filmi çekeceğim dedi çocuk. Efsane tamam. Film tabii. Ha, efsane hakikaten. Efsane. Tamam olur dedim ben, izin verdim. Yani, o paralı falan izin veriliyor böyle şeyler. Tabii i̇zin tabii. Ben dedim ki tamam ya. Dedi ki Arif abi dedi, sen beni hatırlamadın dedi. Nasıl ya dedi. Sen bir tarihte bir şeyler çıkıyordun dedi böyle. Diş bilmem ne, sağlık mağlık, yarışma programı Kanal 6'ya falan. Hı. Evet dedim, ben dedi Sunar ablanın kameramanıydım dedi bana. Ne diyorsun ya dedim. Çok paranızı aldım abi dedi. Allah süper ya. Ben artık yönetmenim dedi falan. Ondan sonra Aşk Tesadüfleri Sever filmini çekiyor. Aşk Tesadüfleri, evet. Biz de demedik ya, onun içinde kullanmıyor. O da güzel dedi ki, evet dedi abi, bir şey daha arayacağım Cem. Ne dedi dedim, filmde bir rol var, onu sen oynayacaksın dedi, sana göre yazdım. Dedim ki, ben aktörü müyüm ya? Benim alakam yok. Olurdu, olmazdı falan. Oynadı. Belki dedim ya, bir küçük bir rol, böyle bir meyhaneci rolü falan. Allah'ım yarabbim, o filmde bir iş yaptı, bir tuttu falan. Bir telefonlar aldım, aklım falan durur. O güne kadar Allah o kadar Allah telefon aldım. Ne kadar ilginç, evet. Ercan, şimdi tabii Arif Keskiner deyince artık düşün yani, böyle bir tarihi arkaya atıyoruz ve oradan geliyoruz. Şimdi tabii Çiçek Bar dediğimiz yer, evet. Yani Çiçek filmin olduğu yer. Evet. O Sıra Selviler'de, hemen Sıra Selviler'in arka yan sokağında. Santral Otel'e gitmeden orada, evet. İstanbullular bilirler. O çok da güzel bir mekandır orası. Herkes çok iyi biliyor canım. Çok yani. İyi bilir ve çok bilmeyen popüler bir mekan haline geldi. Tabii o mekanı güzelleştiren insanlarıydı ayrıca. Evet. Yani sinemacılar, tiyatrocular, işte yazarlar, şairler. Mesela ben bir gün işte o zamanlar ben de Star'da yeni başlamışım. Evet. İşte maçları falan anlatıyorum, evet. Tabii çünkü maçta çok önemli, evet. Biliyorsunuz. Ne konuşulur Çiçek'te? Politika konuşulur. Evet. Ne konuşulur Çiçek'te? Tiyatro konuşulur. Konuşulur. Sanat konuşulur. Resim, evet. Konuşulur. Şiir konuşulur ve spor konuşulur. Spor konuşulur. Spor konuşunca da Bülent Karpat konuşuyor. Arif abim Beşiktaşlıdır. Kara Kartal der. O bir taraftan. Oo, o zaman bakın. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Süper. Evet. Süper. Ya mesela şimdi mesela o barın bir köşesi vardır. Barın köşesi çok önemlidir, evet. Mesela o köşede. İsmet Aylı köşe. İsmet Aylı köşe. İsmet Aylı. Boralı, Turgut abimli köşe. Boysan'ın da yeri var değil mi orada? Yok, Aydın Boysan'ın yok. Aydın abim o çiçekçiydi. Her şeyde vardır. Her masada olur. Her masada olur. Ya şunu bir toparlayayım. Hoş bir yere geleceğiz. Orada Savaş Dinçel var, evet. Tabii ki rahmetli. O tam bir Fenerbahçeli. Ve o benim liseden de okul arkadaşım, evet. İstanbul Ekestesi'nde. Okul takımının kaleciliğini falan yapardı. Müthiş bir kaleciydi. Sonra biliyorsunuz federasyon başkanının, evet. Kızıyla evlendi falan. Şimdi tabii spor konuşuluyor tabii, tamam. Orada spor konuşuluyor. Spor konuşulurken bir ressam kardeşimiz, ya Arif'cim be, şu anda ismini çıkaramadım, böyle hani uzun boylu, hafif dökük saçlı, böyle sakallı, böyle ince uzun bir ressam kardeşimiz vardı ya, vefat etti sonra. Birol mu? Birol diyeceğim herhalde. Birol. Birol Kutatku. Birol. Kutatku. Kutatku, evet. Ben de bir de ya, şimdi konuşuyoruz oradan, bir tane bir A4 istemiş. Ondan sonra abi sen orada kalemle, bu şey bir ince 0.5 kalemle benim bir portremi yapmış, 60 altına imzayı böyle yaptı, giderken şöyle yaptı. Hadi çocuklar iyi akşamlar dedi ki, bir aldım portremi şimdi. Allah Allah. Evet. Ve ben işte tabii onu çok güzel bir çerçeve ettim. Şimdi evimin başka bir köşesinde bir yerde duruyor. Yani böyle güzellikler yaşanırdı oralarda. Evet. Tabii bu nedenle Arif abimdeki o anı dağarcığı, o şey gibi bir müthiştir. Arşiv yani, evet. Neler anlat bitmez, evet. O bakımdan diyorum yani. Evet. Mesela hiç yapılmamış bir şey yaptık. O Birol'la Arahat Plaksoy'la bana şeyleri yaptırdım.
böyle ne derler ona? Afişler. Bezleri geldi. Bezler evet bezler. Bezleri geldi. Böyle bir duvarı olduğu gibi resim yapılacak. İki kişi yapacak. Bir gece başladılar resme. Evet. O resim 6 ay sürdü bitmesi. Allah Allah. Her gece geliyorlardı. Gündüz de geliyorlardı. Onları yapıyorlardı. 2 4 tanesi ama birbirinin içine de giriyor falan. Müthiş bir resim çıktı sonunda. Bunu müzayedeye çıkaralım falan filan. $40,000 satalım dedik. Beceremedik falan. Sonra onlar resimlerini aldılar, gittiler. $20,000 tanesini sattılar, evet. $80,000 aldılar. süper ya. Süper. Yani hocam, yani sizler anlatırken sanki böyle bir film izliyormuşuz gibi, yani kitap okuyormuşuz gibi, öyle bir duyguya kapılıyorum ben. Yani anlatım tarzınız bile, insan şu anılarınızı anlatırken bile, yani sözlü anlatım tarzınız bile insanları etkiliyor. Hocamla daha önce de biz bir araya geldik, program yaptık. İnanır mısınız? Bakın ben internette mesela programımızı paylaştık. En fazla hocamın anıları tıklanmış, biliyor musunuz? Yani ilginç. Niye ben birilerine gidin izleyin demiyorum ki, yani insanlar görüyor bir şekilde Bülent hocayı gördüklerinde tık diye o anıları dinliyor ve çok da enteresan, çok güzel anılar. Bu şimdiki yeni neslin bir türlü sahip olamadığı şeyler, değerler gibi geliyor bana. Çünkü bayağı ciddi bir erozyona uğradık diye düşünüyorum ben, biz yani ülke olarak. Katılıyor musunuz bilmiyorum yani. Katılıyorum. Hani her seferinde böyle eskiyi yeniyi mukayese etmek gibi bir niyetim yok ama. Hayır. Ama ben, bir şey var yani, bir eksik var yani. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 25'i. 25'i. 5 gün sonra. 5 gün sonra ben bir arkadaşımla birlikte bir yere gideceğim. Ambarlı'ya gideceğim. Nedir? 39 yıl önce kaybettiğimiz bir arkadaşımızı anmaya gideceğiz. Orada kayboldu. Uçak düşmüştü bir tarihte. Ambarlı'da. Evet. Ambarlı'da. Yani havalandan elektrikler söndü. Uçaktan inişteyken böyle pistte. Tekrar havalanırken. Tekrar havalanırken rüzgar, bora, fırtına. Evet, Lodos'a döndü. Uçak gitti. Evet. Çakıldı oraya. Evet. Onun içinde benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Öyle mi? Vardı. Başına sağ olsun tekrar. Sağ olun. O Fatih Terim'in kayınpederi. Öyle mi? Evet. Yani Fulya'nın babasıydı. Oo. Şimdi 5 gün sonra tekrar her sene gidiyoruz. Böyle bir çiçek yaptırıyoruz. Üstüne adını yazıyoruz. Özledik seni diyoruz. Atıyoruz onu denize, bir şey viski açıyoruz, orada içiyoruz. Harika ya. Gelen giden harika. İçiyor. Harika. Biz ayaküstü onu süper. İçiyoruz. Siz Adanalısınız değil mi? Ben Osmaniye. Osmaniye, Adanalı. Evet. Büyük bir ihtimalle arkadaşınız da Adanalı. Fatih Terim'den. Hayır yok, şey Fatih kurdum. Terim sonraki bir iş. O, evet. Yani o babası o sahilde yok. Evliliğinden kaynaklanan bir arka. Evliliğinden. Yani şey tanışmazdık. Şeyde daha önce, yani bu evliliği sonra oldu. Evet. Adamın, arkadaşım Kamuran'ın ölümünden sonra oldu. Evet. Arif abime tekrar döneceğim ama ne yapıyorsun? Ya şu artık seni görelim şu televizyonda. Yani seni bir yerde görmek istiyor insanlar. Bakın bunu çok net söylüyorum. Ercan'cığım yani bilmiyorum ama bu... Sen gitmiyor musun? Projeleri kabul mi etmiyorsun? Yani sana ben mutlaka bir şeyler geldiğini düşünüyorum yani. Ya ama... değil artık değil. Öyle değil. Yani kimsenin kimseye gel yap şunu yap bunu yap falan diyecek hali yok. Dedikleri bir tek şey var. Diyor ki kardeşim sen program mı yapmak istiyorsun? Ha, para. Bu sponsorunu gel götür bize parayı ver ondan sonra sen de üstünden kazan diyor. Ya o Noel'in insanlar için geçerli bir şey ya. Yani. Bülent Karpat'a bunu söylüyorlarsa çok ayıp ediyorlar. Hayır, hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Olur mu hiç öyle şey etmiyor. Hocam? Büyük görüyorsunuz yani televizyonculuk bugün Türkiye'de artık tamamen patronların şeyinde, inisiyatifinde tamamen biraz da politik, biraz da şeye dayalı evet. Yani. Ama hoş değil değil mi? Bilmiyorum ama zaten programların kaliteli olmadığını düşünüyorum. Evet. Ve kendimi de o programların içerisinde de görmek istemiyorum ayrıca. Evet. En kısa öz cevabı bu. Öz cevabı bu. Evet. Kendimi orada, kendimi oraya yakıştırmıyorum. Evet. Özellikle spor programlarında böyle ciddi bir seviye düşüklüğü söz konusu. Tabii. Yani bir kıraathane ortamı yaratılıyor. Küfürlerin evet. Havada uçuştu. Ben zaten onları seviyorum. Yani inanılmaz yani. Hani spordan da soğuttular bizi yani. Ben sadece maç seviyorum. Aynen. Maç. Aynen. Gerisi ilgilendirmiyor. Çarşılı mısın hocam? Çarşı. Yani Beşiktaş. Evet. Hani bir evet. Çarşı şeyindesin değil mi formatında? Evet.
Ben de illa soracağım şey. Evet. Hayır, düşünce olarak da çarşı evet. format. Çarşı evet. doğru. Peki yani. Nedir bugün bugünkü kaotik bir ortam var Türkiye'de. Ardı ardına gelen bir takım işte skandal denebilecek meseleler. Tabii bir düşünürsünüz, bir yazarsınız, bir yönetmensiniz, yapımcısınız. Hayatı dolu dolu yaşamış bir insansınız bugüne kadar. Sizden çok şey öğreneceğim, öğreneceğimiz şeyler var. Sizin bir öğüdünüz var mı? Aslında düşünceyi sormuyorum. Düşünce, birer düşüncesi var tabii. Sorunca cevaplıyoruz ama öğüt verin bence yani. Şu insanlar ne yapmalı ki bu şeyin içerisinde, bu kaotik yapının içerisinden sıyrılalım hep beraber, daha rahat, daha müreffeh yaşayalım. Bir kere şunu insanımız bakmasını ve görmesini öğrendi. Yani baktığı şeyi görmeli. Yani politik olarak bakıyorsan, bir oy kullanacaksan, ne yapıldı, ne edildi, anlatabiliyor muyum? Neler yapılıyor, neler kaçırılıyor, neler, hırsızlıklar neler, hakimler, savcılar, yüksek kurulundaki yapılmak istenen şeyler ne? Bugün günümüzün aktüel şeyler ne? Yani bunları görüp de böyle bir partiye oy verebileceğini düşünmesi mi gerekiyor insanın? Yoksa onların ciddi anlamda Avrupa kriterlerine uygun bir hakimler, savcılar, yüksek kurulu olması mı istiyoruz diye düşünmeli ya. İnsan, ben böyle bir şey düşündüğüm zaman diyorum ki, ona mı oyumu vereceğim, buna mı oyumu vereceğim, kararımı veririm. Evet. Evet. Yani hukuk mu istiyoruz? Yani burada şey yok. Yani benim anladığım şu. Yani burada bir parti olayı değil bu. Evet. Yani bu pozisyonda hangi iktidar, hangi parti sorumluysa evet. bunu bir süzgeçten geçilmesi lazım diyorsunuz evet. insanların, değil mi? Bence benim anladığım de, bu. Ben öyle diyorum. Yani bu bir particilik yaklaşımı değil bu. Evet, evet. Ama yani insani bir yaklaşım. İnsani bir yaklaşım, mesela. Evet. Yani nasıl bir hayatı yaşamak istiyorsun? Sen bir hakimin vicdanıyla cüzdanı arasındaki şey derlerdi ya. Evet. Hayır, bir hakimin vicdanına sığınıyorsun. Sığınıyoruz, evet. Ona bir başkası müdahale etmemeli. Yani elinde yasaları var, bilmem nesi var, finalde de evet. vicdanı var vicdanı yani. Var, evet. Ona göre karar verecek hakim. Siz ona müdahale ederseniz, o hakimin vereceği karar ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ya. Adalet olmaz. Yani adalet olmaz. Ya. İstenen şey adalet. Madem adalet istiyoruz ülkemizde falan, ona göre bakmamız ona lazım. Ona göre bakmak. Yani. Evet. Çünkü evet. adalet hepimize lazım. Herkese lazım. Hepimize lazım, herkese lazım. Yöneticilere evet. de lazım. Herkese sonrasında lazım. Sonrasında lazım olacak herkese tabii, yani. Tabii, İktidar tabii, gelir, tabii, geçicidir tabii, yarın tabii. hesap sorular. Tabii, tabii, yani. Tabii. Şimdi buraya gelirken bakıyoruz şöyle, Sinan Bey'le arabayla gelirken. Cıvıl cıvıl bir ortam, insanlar ne kadar şeker, çok güzel, herkes sokak müziği yapanlar var, işte bir şeyler satıyorlar, ediyorlar. Yani baktığınız zaman ne kadar güzel değil mi hayatı, böyle dolu dolu güzellikleriyle yaşamak, güzel tarafından yaşamak. Yani bu kavganın, gürültünün, yani buralardan uzaklaşmamız yani, lazım. Yani bu gazların, suların, yani ben anlayamıyorum. Yarın bir yani. Şey var, burası farklı bir yer. Burası Kadıköy. Kadıköy'deyiz evet bu arada. Yani evet, evet. Burası Kadıköy. Kadıköy'deyiz. Burası evet, yani Türkiye'nin en aydın ve evet. en evet. demokrat, en çok özgür evet. insanların yaşadığı bir... Hakikaten öyle. Ben de Sarıyer'de oturuyorum evet. ama Kadıköy'ün bu tadını çok iyi biliyorum. İstanbul'da yaşayıp da hani Kadıköy sınırları içerisinde, çarşısına gelmemiş insanları tavsiye ediyorum, gelsinler evet. Kadıköy'ü şöyle yaşasınlar. Yani genç bir nesil var, çok genç bir nesil var. Bu genç nesili maalesef bir son 15 yıldır çok iyi eğitemedik. Eğitemedik. Yani tabii önemli olan o eğitim sisteminin hocam, yerleşmesi gerekiyor. Sistem gerekirdi. Yok. Zaten 15-20 yıl içerisinde bakıyorsunuz her sene evet. her 3 ayda bir sistem değişiyor. Bak ben yani sistemsizlik var yani. Aynen burada. Sistemsizlik yani, sistem haline gelmiş hocam. Nasıl eğitim olacak? Nasıl bir şeyi düzgün doğru yapabileceksiniz? Çünkü kesinlikle. onlar tuğlalar gibidir. Üst üste konarak gider yıllarca o evet. program uygulanır ve sonunda bir neticeye ulaşırsınız. Evet. Ama siz her 3 ayda bir, her 6 ayda bir de sistemi değiştirir, yeni baştan başlarsanız işin suyu çıkar. Yok, o zaman öremezsiniz. Tabii. İşte duvar büyümez, olduğu yerde kalır. Evet. Olduğu yerde kalınca da ne olur? Evet. Bilgisiz, cahil, işte biraz önce Arif Keskiner'in söylediği gibi düşünemeyen, bakan ama göremeyen toplum insanlar oldu. Toplumu oldu. Toplum bütün oldu. Olay bu yani. Evet. Öyle değerlendiriyorum. Küçük oğlum dershanede ve işte bizi çağırdılar, velileri, sistemi anlatacaklar falan. Gittik, oturduk. Hoca çıktı.
başladı anlatmaya ama daha böyle bir iki kelimeden sonra durdu ve şunu söyledi. Valla dedi, ben aslında dedi çok ciddi şu anda bu anlattıklarımda sıkıntı duyuyorum. Neden? Çünkü sürekli her sene değişen sistemi velilere anlatmaktan artık ben yoruldum dedi. Yani hoca bile, yani öğretmen bile şey olmuş. İşin o sıkıntısını yaşar hale gelmiş. Ya, Arif'cim kusura bakma, tabii ki senin burada bize anılarını anlatırken tabii. Bakın şöyle bir kitap evinin içerisindeyiz. Bu kitap evi, kameraman kardeşim şöyle biraz gezinirse, İstanbul'umuzun belki de Türkiye'mizin göz bebeği bir kitap evidir. Evet. 100 yıllık, 150 yıllık bir maziyi arkasında taşıyan bir kitap evinde bulunuyoruz. Evet. Ve böyle bir güzel kitap evinde eksik olan tek şey, çocuklarımıza okuma sevgisini aşılayamıyoruz. İşte kitaplar burada. Evet. İşte kitaplar yazılıyor. Bakın birbirinden güzel, birbirinden değişik fikirler içerisinde olan kitaplarımız var. Biz bu çocukları küçükten itibaren okuma sevgisi verirsek, okumaya alıştırırsak, Türkiye'de insanlar okumuyorlar. Okumuyor, evet. İşte okumadıkları için de bakıyorlar, görmüyorlar. Evet. Süper. Aynen, bu da çok doğru bir tespit. Doğru. Çok doğru bir tespit. Aynen. Okumak için de bizlerin de tabii, velilerin de, veliler de çok iş düşüyor, anne babalara çok iş düşüyor, çocukları için değil mi? Çocukları tabii, okumaya, tabii, yani bu biraz da tabii bu bir alışkanlık. Yani okuma bir alışkanlık. Alışkanlık, evet. Yani, şimdi bu bugün, internet olayı da biraz tabii olayı. Ya internette şey çocuklar çok iyi bilgi alıyorlar, yani eğer internette iyi ilişki kuruyorsa çocuk. Ama çok çabuk gidiyor sonsuza, o bilgi. Ama hep yeniliyor zaten. Yeniliyor. Zaten biliyorsunuz evet. Yani frame dediğimiz o çabukluk evet. Artık var. Dünya çabuk yaşıyor artık. Yaşıyor. Şimdi o bakımdan oradaki bilgileri eğer kendi uzmanlık dalına aktarabiliyorsa harika. Problem yok. Ama okumak başka bir şey. Orada bir tane bir şey söylemek istiyorum. Nedir abi? Oradaki şeyde de yani internet falan filan diyoruz ya. Evet. Dünyada da çok şey rahatsız olunan bir mesele var. Haber kirliliği diye bir olay var. Tabii yani o haber kirliliği diye bir şey. Geçen gün Adana'daydım işte şeyde, Ara Güler hastaneye yattı diye evet. Okudum gazetede, hemen şey aradım. Ara'nın hastane var. Fatih. İyi mi şu anda sağlığı? Ben internete falan bakmadım aslında da, yani gazetede okuyunca haberi şeyde hasta olduğunu aradım ki nasıl durumu falan diye öğreneyim dedim, sevdiğim bir arkadaşım. Fatih dedi ki bana, ya dedi, abi dedi, sen dedi haberlere bakma dedi, durumu iyi dedi, yani hiç bir sorumuz yok, biliyorsun dedi, o böbrek şeyi var falan, diyaliz hikayesi, o dedi biraz şey oldu falan dedi. Meğerse şeyde, internette öldü diye. Çok öyle enteresan şeyler çıkıyor yani, çünkü, evet, insanlar... Bu haber kirliliği, yani kirli bir şey atıyor. Bir şey atıyor, evet, bütün her tarafta dolaşıyor. Sporda da öyle, yani her gün bir yerden bir yere transfer ediliyor falan. Yani internetin o tarafına baktığımız zaman dediği gibi çok tehlikeli ve kötü. Peki, ama diğer geniş alanda baktığımız zaman oradan çok faydalanma şeyimiz var. Tabii. Peki hocam. Şimdi bütün bu yaptığınız işlerin içerisinde böyle en sevdiğiniz taraf hangisi? En çok keyif aldığınız işiniz hangisi oldu bugüne kadar? Yani şimdi yazarlık ayrı bir faaliyet alanı. Sinema ayrı bir faaliyet alanı. Hani değil mi yani yönetmenlik? Yani, evet yani benim hayatımda çok iş oldu. Çok battım çıktım ben böyle şeylerden. Çok meslekler, gazetecilik falan, yayın ev müdürlüğü. İşte o çok batıp çıkanlara dürüst deniyor. Bana ülkemizde bana adı dürüst oluyor. Şeyde, Lüleburg Gaz'da bir söyleşiye gitmiştim. Lise öğrenciler var, Anadolu Lisesi öğrenciler falan. Kitabı da okumuşlar, böyle düşünüyorum. Bana soru sordular. Birisi dedi ki, ya hocam dedi, gencecik çocuklar bunlar. Evet. Ben kitabınızı okudum dedi. Siz hep dedi batmış çıkmışsınız. Nasıl dedi böyle batıyorsunuz çıkıyorsunuz dedi. Yani batınca nasıl çıkılıyor dedi. Yani tekrardan hayata falan filan. Dedim ki çok kolay. Ben dedim battığım zaman ben günde 5 saat kitap okuyan bir adamım zaten. Asgari. Battığım zaman dedim özellikle başucu kitabım var. Onu okurum. Nedir bize de söyleyin dediler. Dedim ki nutuk. Nutuk. Cemal Atatürk'ün nutkunu okurum dedim. Ya. Çünkü dedim orada bir şey var. Fark edemediğimiz bir şey var. Bizim kendi şahsımızda kendi ekmek paramız kavgasını veriyoruz. Yani batıyoruz, çıkacağız işte evimize ekmek götürmek için.
E bir tarafta bir Türkiye batmış. Bir ülke batmış. Bir ülke, Osmanlı batmış. Bir insan çıkıyor, diyor ki ben bunu düzelteceğim. İşgal edilmiş topraklarda, her taraf istila halinde falan. Çıkıyor bir adam, diyor ki ben bunu örgütleyeceğim. Aklıyla bütün o tek başına eşini, dostunu, arkadaşlarını, orduları bilmem ne. Muhalifleriyle falan. Her şeyiyle bir meclis kuruyor, bilmem ne, bir ordu kuruyor. 3 sene içerisinde her şeyi temizliyor, bitiriyor. Bizi Cumhuriyet'e kavuşturan bir insan. Yani bu insan tek başına bütün bunları yaparken tabii ki eşiyle, dostuyla yapıyor ama beyin orada. Bu devrimleri yapıyor, bizi, ülkemizi bu geri olan durumundan çıkartıyor, sanayi devrimleri yapıyor. İşte harf inkılabıydı, bilmem neydi falan filan, kıyafetine varıncaya kadar bizi adam haline getiriyor. Çok şey borçluyuz oraya. O onları yapmış, halletmiş. Ben bir tek ekmek paramı mı halledeceğim diyorum. Yeni düşüncelerle hayata yeniden bakıyorum. Başka bir iş yapıyorum. Bravo, süper harika. Onun da müthiş, en iyisini yapıyorum. Müthiş ya. Bir örnek aldı değil mi? Çok güzel, çok müthiş güzel. Bir örnek, evet. Film yapacaksak en iyilerini yapıyorum. İşte otobüstü, Kabucular Kralı'ydı, Selvi Boylu Malgazanlı, Madendi, piyano bacaksız bu falan ya, filan. Ya. Kaç film olduğunu bilmiyorum. sayısı belli mi? Yani. Çok. Yani en önemlilerini bir çırpıda söyledi. Evet. Keskiner. Evet. Süper. Yani ya. 10 bölüm Anadolu Uygarlıkları çektim mesela. Battım. Bütün balımım falan hepsi oraya yatırmış. Battım ama yine. Şimdi yani, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bu çalışmalar devam edecek. Edecek. Var olduğumuz müddetçe biz Arif Keskiner'den hiç kopmayacağız. O bize daha değişik, daha güzel böyle farklı kitaplar, anıları içeren kitaplar. Ben de şimdi mutlaka bir tane alacağım. Bu akşam başlayacağım inşallah okumaya. İlk defa böyle severek şey yapacak. Ama bir de nasıl değil mi? Yazarıyla oturmuş. Tabii o çok önemli. Sohbet etmiş. Başka bir duygu. Daha da keyif alacağım. Bunun içinde çok yani çok bilgi var. Çok insan, tanıdık insanların detaylarını göreceksiniz. Yani evet. Orhan Kemal'i tanıyacaksınız. Nazım Hikmet'i, Abidin Dino'yu, Arif Dino'yu, Halet Çambeli. Kim aklınıza geliyorsa. Hepsi var. Yaşar Kemal'i falan işte Orhan Kemal'i. Kimler derseniz hepsini. Daha tabii çok geniş bir perspektif. Ellerine sağlık. Sağlık. Ne güzel. İyi ki varsın. Sağ olasın. Siz bu anıları yazmazsanız ileriye tarihe geçmez. Herkes evet. Bence bir gün anılarını yazmak zorundadır. Eğer bir çizgi yakalamış yani. Ve bu ülkede eğer bir değeri varsa o insanlar anılarını yazmalıdır diye düşünüyorum. Bakalım inşallah sıra bana da gelir. Ha şimdi onu söyleyecektim ağzından aldın. Yani Arif Hocam tabii ki bunları yazıyor ama Bülent Karpat anıları dersek herhalde kim bilir neler çıkar. Vallahi. Ve çok güleriz onlara. Bakalım. Bir şey söyleyeyim. Evet, tabii. Çok güzel bir olay var. Bu bizim Ferhan Şensoy var ya. Evet. Ferhan böyle bir kitabında anlatıyor. Ferhan diyor ki Galatasaray'a geldik diyor. Bir hocamız var diyor. İşte edebiyat hocası çıkarttık diyor. Kitaplarımızı koyduk. İlk derse bir hoca geldi diyor. Oturdu oraya. Kaldırma kitapları dedi. Diyor. Ondan sonra gel bakayım sen demiş. Önden birisini çağırmış. Al şunu oku bakayım demiş. Şuradaki hikaye. Bir Sait Faik hikayesi olmuş. Bundan sonra derslerimiz böyle olacaktı. O kitaplara falan bakmak yok demiş. Sonra bunlar gelişmişler, işte ödevler veriliyor, hazırlıyorlar falan filan. 3 kişi böyle dikkatini çekmiş hocanın, bir tanesi Ferhan. Ondan sonra almış onları bir kenara. Siz demiş bakın, eliniz iyi kalem tutuyor. Siz ileride güzel yazarlar olacaksınız. Ama demiş, bugünden başlayarak anılarınızı yazmaya başlayın. Süper. Günce gibi. Süper. Yani 2 satır yazın. Olayı hatırlarsınız. Bugün Akademi Kitap Evi'ndeydim. Arif Keskiner'le oturduk. O kadar. Bu kadar. Süper. Oradaki olayı hatırlamak için sonra. Evet, süper. Evet. Bana, süper. Diyorlar ki sen bunlar için not mu tuttun? Evet. Hayır diyorum ben. Not tutmadım. Ama her benim için ilginç olayı bir yılın içerisinde en az 5 defa anlattım. Hepiniz de anlattığınız gibi. Süper. Yani siz de başınızdan gelen bir olayı muhakkak anlatarak anlatıyorsunuz. Çünkü bir yeri geliyor o olayı anlatıyorsunuz. Süper. Sizin, süper. Onların hepsi sözlü tarih gibi bir yere kaydedilmiş oluyor. Harika. Yani. Bütün gençliğe, şu Türk gençliğe şöyle güzel bir mesaj.
gençlerimize vereceğim bir tek mesaj, okusunlar diyor. Okusunlar. Evet. Bol bol okusunlar. Kitap okusunlar. Bol bol kitap okusunlar. Değişik kitaplar okusunlar. Ve onları çok iyi bir şekilde hayatlarına alsınlar diyor. Süper. Süper. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim için gerçekten büyük bir onur. Teşekkür büyük bir şeref. Böyle iki devin arasında oturup da böyle söyleşi yapmak, sohbet etmek. Allah'ım bana da bunu nasip etti. Hocamla daha önce zaten bir araya gelmiştik. Çok çok teşekkür ederim. Ben inşallah teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yine böyle başarılı işlere İnşallah. İmza atmanızı canı gülden diliyorum. Hocam zaten İnşallah. Sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Efendim programın sonuna geldik. Yeni bir programda yeni bir konuyla, konuklarla tekrar birlikte olacağız. Herkese çok çok sevgiler, saygılar, selamlar. Sağ olun efendim.